Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün arabadan bir açılış yapıyorum. Çünkü elticiğimle yine çarşıya gidiyoruz. Büşra sabah doktora gelmişti. Oradan bana geçti. Çocuklar da evdeydi. Şimdi Nur abi hem çocukları getirdi hem de bizi aldı. Şimdi çocuklar babaannesine. Biz de çarşıya gideceğiz. Büşra'nın birkaç işi var. Benim de bakmak istediğim birkaç bir şeyler var. Onlara bakacağız. Ondan sonra da tekrar kayınvalidemlere döneceğiz. Çarşıya geldik. Aşırı kalabalık. Şöyle görebiliyor musunuz? Bilmiyorum da. Ve hava çok güzel. Yani resmen böyle sanki bahardayız. Nisan'da falan gibiyiz. Hava o kadar yumuşak. Şimdi Civil'e gireceğiz. Oradan bir emzik alacağız Yiğit için. Ondan sonra da öyle gideceğiz. Bakalım işlerimizi halledeceğiz. Civil'e girdik. Ben buraya girmeyeli yıllar olmuştu. Böyle şimdi emzik bölümündeyiz. Kıyafetler falan. Ama gerçekten kaç yıl oldu hatırlamıyorum. Çok Civil'den de alışveriş yapmıyordum ama birkaç böyle birkaç parça şeyini almıştım. Güzel bir yer. Her şey var. Bebek var ne için. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Zaten biliyorsunuzdur. Şimdi alacaklarımızı aldık. Böyle bir ikili emzik almış Büşra. Bir de böyle emzik askısı almış ama çok beğendim. Çok cici. Valla böyle bebek mağazalarına girince insan bir özeniyor gerçekten. Şimdi çıkalım diğer işlerimizi halletmeye gidelim. Böyle de geldik. Vitrinde güzel şeyler var. Bakalım içeride neler var. İşlerimizi hallettik. Gidiyoruz. Ama var ya bir yoruldum bugün yine. Bu eltiyle dışarıya çıkmak hiç halbuki, mantıklı bir şey değil. Hep senin istediğin yani. Vallahi o kadar yoruldum ki. Beni vallahi her zaman böyle seninle çıkınca ben yoruluyorum. Şeyden, kıyafet denemektendir o yorulma. Gerçi senden başka da kimseyle çıkmıyorum. O da ayrı konu da. Yani olayın kısası, özeti. Şimdi döner yaptırdık. Kayınvalidemlere gidiyoruz. Akşama da eşlerimiz oraya gelecekler. Sonra sokağa çıkma yasağı başlamadan evlerimize varırız inşallah. Şurası da bakın çok güzel. Meydanda böyle bir yer var. Havuz. Sonra yani o kadar alakasız bir alışveriş yaptım ki ne almaya çıktım ne aldım yani gerçekten. Eve gidince size göstereceğim. Hiç yani aklımda olmayan şeyleri yaptım. İstediğim şeyleri ise bulamadım. Nasip artık başka zaman bakarım dedim. Ve biz bugün Elkin'le bir de kulaklarımızı deldirdik. Benim daha önceden sol kulağımda 3 delik, sağ kulağımda 2 delik vardı. Bir de sol kulağımda kıkırdağımda vardı delik, deldirmiştim. Ama sonradan oralara takmaya kapanmışlardı. Bugün kapananları tekrardan deldirdim. Eğitim de bir tane daha hani bir küpe takmak için bir delik daha istiyordu. O da deldirdi. Öyle işler hallettik. Sonra işte dediğim gibi birkaç mağaza baktık. Bir atlara falan girdik. Oradan alacaklarımız vardı. Şimdi artık eve doğru gidiyoruz inşallah. Geldik. Çocuklar dönere bayılıyorlar. Hemen elimizde dönere saldırıyorlar. Şimdi hemen bunları hazırlayacağım. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Evimize geldik. Zaman bayağı ilerledi. Bir 5-10 dakika sonra sokağa çıkma yasağı başlayacak. Eşim de kayınvalidemlere geldi. Orada yemeğimizi yedik. Ondan sonra da geldik işte. Şimdi ben eve geldim. Hemen tabii ki sizler de benim gibisinizdir. Muhakkak yani birçok insan böyledir. Hemen bir üstüm başımı çıkarttım. Elimi yüzümü yıkadım. Üzerime de rahat bir şeyler geçirdim. Birazdan mutfağa gireceğim. Ama ondan önce size aldıklarımı bir göstermek istiyorum. Şimdi ben bahsettiğimi bilmiyorum. Aslında çarşıya çıkma amacım şu an çok moda olan kaz ayaklı süveterler var. Biliyorsunuzdur. Onlardan almakta. O süveterden alırım. Altıma da işte pantolon falan bir şeyler bakacaktım. Ama maalesef o süveterden bulamadım. Birkaç yerde gördüm ama kalıpları dardı. Bedenli olanını bulamadım. Onlar da bana pek hoş olmadıkları için almadım. Bu arada Söyler mağazasında vardı. Söyler'e gitme sebebim oydu hatta. Ama maalesef orada da hiç kalmamıştı. Ve ben kaz ayağını çok seviyorum. Balkondaki çay takımımın koltuğunu bile kaz ayaklı yaptırdım biliyorsunuz. Gerçekten sevdiğim ve modası asla geçmeyen bir model bana göre. Hani sevmeyen de hiç sevmiyor ama ben çok seviyorum kaz ayağını.
Ondan sonra biz Söyler'den çıktık. Söyler'in yakınlarında VR diye bir mağaza var. Oradaki ürünler böyle genelde çok kaliteli olmazlar ama fiyatları da çok uygun olur. Oradan geçerken burada da var mıdır acaba diye ter bakmaya girdik. Ama orada vardı, standart bedendi ve kalıpları gerçekten çok dardı. Zaten böyle markalı olmayan ürünlerde ben bu kalıp darlığını her zaman yaşıyorum. Bir de uzun boylu bir insan olduğum için her yani böyle nasıl söyleyeyim, genelde ucuza aldığım şeyler bana pek denk gelmiyor. Ama şunları çok ucuza aldım ve bunlar bana gayet iyi oldular. Onu da söyleyeyim. Bir yerde çok girdiğim böyle alışveriş yapabildiğim bir yer değildir benim. Dediğim gibi kalıpları falan dar olduğu için. Şimdi ben süveter için girdim. Ondan sonra bu böyle bluzlar dikkatimi çekti. Bunlar triko bluzlar. Renkleri çok hoşuma gitti. Böyle moru da çok güzel, yeşili de çok güzel. Sonra fiyatlarına baktım, bir de ne göreyim. Bu V yaka olan, mor olan kazak 19.95, yani 20 liraydı. Ve kalıpları da çok güzeldi mesela. Bunda medium beden tercih ettim. Ondan sonra bu yeşil olan, boğazlı olan kazak da 27 liraydı arkadaşlar. Bunları görünce hemen kaçırmadan almak istedim. Boğazlı da L tercih ettim. Ve yakada da M tercih ettim. Medium ve large beden olarak aldım. Şöyle size kol detaylarını göstermek istiyorum. Gerçekten dikişleri falan güzel. Kumaşı da güzele benziyor. Hani tabii çok aşırı kaliteli bir şey değil ama evin içinde günlük giymek için falan bence çok güzeller. Kollarında da böyle gördüğünüz gibi düğme detayları var. Onlar da çok şık duruyor. Ben zaten bu tarz bodyleri genelde severim. Bakın bunun da aynı şekilde. Her iki modelinde mesela morun da boğazlısı da vardı. Yuvarlak yakalısı da vardı. Ama ben morda V yakalıyı. Yeşilde de yine aynı şekilde V yakası, yuvarlak yakası da vardı. Ama yeşilde de bu boğazlı olan kazağı tercih ettim. Bunu böyle uygun bir alışveriş yapmış oldum. Ondan sonra biz VR'dan çıktık eğitimle birlikte. Böyle yine şurada da mı vardır, burada da mı vardır kaz ayaklı süveter derken ben yani aklımda olmayan, aslında olan ama gerek görmediğim, zaten hani bir yere çıkamıyoruz, daha sonra bakarım, ay şişman mı gösterir, alsam mı almasam mı diye kararsız kaldığım bir şey aldım. Şöyle şuraya da astım, sizin için hazırladım. Böyle arkadaşlar, bir şişme mont aldım. Benim aslında böyle parlak montlara karşı bir şeyim vardı. Yani çok parlak, gereksiz, güzel değil falan diye düşünüyordum. Ama gittim böyle parlak bir şişme mont aldım. Böyle rugan gibi bir yapısı var. Bildiğiniz böyle şişme mont aslında. Bunu gördü Büşra. Ben diğerlerine bakıyordum işte. Süveter falan bakıyordum. Büşra bunu gördü, dedi ki gerçekten çok güzel, bir dene falan dedi. Ben de denedim. Orada çalışan kızların da çok hoşuna gitti. Eğitimin de çok hoşuna gitti. Ben de şöyle bir giyince Allah var üstümde, benim de bir hoşuma gitti. Öyle olunca da aldım. Bayağı bir düşündüm, alsam mı almasam mı diye. Bir de mesela diğer modellerde, parlak olmayanlarda ve diğer mağazada gördüklerimde hep şöyle bir sıkıntı yaşıyordum. Boyları çok kısa duruyordu. Ben de uzun bir şey istiyordum. Böyle tesettür mağazasından aldığınız zaman da şişme mont olmasına rağmen o da böyle biraz klasiğe kaçıyor. Hani uzun oluyor ama böyle nasıl söyleyeyim, klasik kesimi falan klasik oluyor. Öyle de bir şey istemiyordum açıkçası. Hani şişme mont olduğu için spor bir şey istiyordum. O yüzden bunu giyince çok hoşuma gitti. Boyu çok güzel. Ben yani benim boyum 1.80. O yüzden boyu benim böyle yani neredeyse ayak bileklerime yakın bir yerde. O yüzden çok beğendim gerçekten. Bir de şöyle yakından göstereyim. Böyle markası Soul arkadaşlar. Güzel, kaliteli bir ürün. İndirimdeydi. İndirimden aldım bu arada. Sonra sıcaklığı falan çok iyi. Üzerinize giyer giymez anlayabiliyorsunuz yani. Şöyle açayım. Bu arada size rahat göstereyim diye böyle tuniğimin asılı olduğu bir askıya taktım montumu. Henüz buna bir askı ayarlamadım. Kalınlığı falan çok iyi. Ama kas tüyü mü değil mi onu sormayı unuttum. İnanır mısınız? Aslında onu sormak aklımdaydı ama unuttum. Şöyle göstereyim. Kapşonu var, şapkası var. Hatta büyük bir şapkası var. Kolları bu şekilde. Kapitone desenli. Böyle kol uçlarında da lastikleri var. Genelde her şişme montta olduğu gibi böyle iki tane yanlarında cepleri var. Böyle dediğim gibi bayağı uzun bir model ve bu yanları da bu şekilde yırtmaçlı.
Beğendim. Düz bir model. Sadece kapitoneli. Şöyle bir de arkasını çevireyim. Düşürüyordum neredeyse. Evet. Ve düşürdüm. Bir dakika. Tekrardan taktım. Böyle büyük bir kapşonu var, şapkası var. Aslında açık olsanız çok güzel kullanılır. Şapkaları ben çok severim. Ama tabii başörtünün üstünde olduğu için şapkası biraz daha küçük olsaydı benim için daha iyi olurdu diyebilirim. Ama güzel görünüyor bence böyle arkadan. Dümdüz zaten herhangi bir şey yok. Dediğim gibi kenarları da böyle yırtmaçlı arkadaşlar. Çok beğendim. Üzerimde de bir gün size gösteririm inşallah. Bunu da ben şöyle ön tarafını çevireyim. Şu içindeki başka bir şeyin bedeni. Ha. Bunu da ben L bedeni aldım. Biraz böyle hani rahat olmasını istedim. Bir de ne diyecektim? Ha, bu arada evet, şişme montlar biraz da şey gösteriyor böyle arkadaşlar. Olduğunuzdan daha kilolu, daha şişman görünüyorsunuz. Ama giyen herkes öyle gösteriyor. Yapacak bir şey yok. Bir de ne diyecektim? Fiyatından bahsedeyim. İndirimdeydi. Ben bu montu 400 liraya aldım. Pişman değilim. İyi ki de aldım. Uzun yıllarda giyebileceğim, modası geçmeyen bir mont bence. O yüzden memnunum. Eşim falan da çok beğendi. İşte kayınvalidem falan da çok beğendi. Onlara da giyip gösterdim. Onlar da beğendiler. Kimseden olumsuz bir eleştiri almadım. Herkesin çok hoşuna gitti. Görümcem falan da çok beğendi. Neyse, çok fazla konuştum. Yine böyle nefes nefese kaldım. Şimdi biz kayınvalidemde karışık kızartma falan yedik. Böyle bol sarımsaklı yoğurtla. O yüzden eve geldik. Eşimin de benim de canım çok tatlı istedi. Düşündüm ne yapabilirim diye. Böyle artık sütlü tatlılar da biraz varmaya başladı. Çok üst üste her gün neredeyse evde bir sütlü tatlı oluyor. O yüzden ben de yine sütlü tatlı benzeri bir şey yapacağım. Evde dondurmam da vardı. Dondurmalı irmik helvası yapacağım. Şimdi hemen mutfağıma gidiyorum. Mutfağımda görüşürüz. Ve mutfağımdayım. Şimdi üzerimi değiştirdim tekrardan. Bu yeni aldığım bluzumu giydim. Çünkü size küçük bir şey söylemek istiyorum. Ben ne zamandır bu kolyelerden istiyordum. Eşim de birkaç gündür böyle ağzımı arıyordu. İşte kenarı taşlı mı istersin, şu güzelmiş, bu güzelmiş. Bana model gösterip duruyordu. Ben de onlardan istemediğimi söylüyordum. Ben böyle düz istediğimi söylüyordum. Hani alacağını biliyordum ama bu aralar gerçekten beklemiyordum. O yüzden bana böyle bugün çok güzel bir sürpriz yaptı. Gerçekten çok mutlu oldum. Buradan kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Burada da gördüğünüz gibi helva malzemelerim hazır. Hemen şimdi birlikte helvamızı yapmaya başlayalım. Malzemelerimi sayarak helvama başlamak istiyorum. Şu yağımı şöyle çekeyim. Şöyle bir su bardağı toz şekerim. Bir su bardağı sütüm. Ve burada bir su bardağı, böyle çeyrek bardağı kadarı su, çeyrek bardağı süt, üzerine de su doldurdum. Yine böyle sütlü ve sulu bir karışımım var. Onu ekliyorum. Aslında tamamını su olarak koyuyorlar ama ben sütlü sevdiğim için bu şekilde. Şimdi bunu ocağıma alıyorum. Hemen altını da açıyorum. Kesinlikle kaynatmayacağım. Sadece böyle şekerin erimesini bekleyeceğim. Şimdi hemen şu tenceremi alayım. Siz daha küçük bir tencerede kullanabilirsiniz. Benim en müsait olduğu için bunu kullandım. Göz kararı böyle dolu dolu 2 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanacağım arkadaşlar. Birazcık daha katsam yeter. Ben çok fazla yapmıyorum. Kalabalık olmadığımız için, ama siz ölçüsünü istediğiniz gibi orantılı bir şekilde çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz. Böyle tereyağımı aldım. Birazcık da sıvı yağ eklemek istiyorum. Şöyle yarım çay bardağı da sıvı yağım var. Bunu hazırlamayı unutmuşum arkadaşlar. Bunu da tereyağımın üzerine döküyorum. Ve hemen ocağı alıp altını açıyorum. Şimdi hemen ne yapacağım biliyor musunuz? Şu şeker kabımla 1,5 su bardağı irmik ölçeceğim. Bu kadarı yeterli olacaktır dedim. Yağım eridi, hemen altını kıstım. Böyle ilk önce şu 1 su bardağı olan irmiğimi ekliyorum. Hemen üzerine
Yarım bardak daha ekleyeceğim. Bu kadar yeterli bence. Bu arada ben irmik helvasını yağlı seviyorum. O yüzden yağını böyle sıvı yağda karıştırarak biraz daha bol tuttum. Ama siz çok yağlı sevmiyorsanız bu yağ oranını azaltabilirsiniz. Ama ben biraz dediğim gibi yağlı yaptım bu şekilde sevdiğim için. Şimdi ocağın altını kısmıştım, açmıyorum. Böyle kısık ateşte artık irmiklerim renk değiştirene kadar ve kokusu çıkana kadar, ki ben kokuyu henüz tam alamıyorum. Covid-19 atlattığım için. Hatta bununla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum Covid'den sonra neler yaşadığımı. Neyse, bu bilgiyi de verdim. Şimdi tekrar irmiğime döneyim. Bu arada sütün de altını kapatıyorum. Artık şekeri erimiştir. Küçük baloncuklar çıkmaya başladı yüzeyinde. Şimdi böyle renginden anlayacağım artık ben, kokusundan anlayamadığım için. Ocağımın altı kısık bir şekilde iyice irmiklerim rengini değiştirene kadar böyle güzelce kısık ateşte uzun bir süre karıştırarak kavuracağım arkadaşlar. İrmiklerim iyice kavruldu. Ocağın altını kapattım. Çünkü şimdi sütünü ilave edeceğim. Hatta şöyle bir karıştırayım. Şekeri birazcık erimemiş. Dibinde birazcık şekeri kalmış. Az da olsa. Altını kapattım çünkü şimdi bu sütü eklediğim zaman çok saçırıyor. O yüzden ben altını kapatmayı tercih ediyorum. İsterseniz siz iyice kısa da bilirsiniz, kapatmaya da bilirsiniz. Şimdi bismillah. Hemen tekrardan altını açtım arkadaşlar. Ben bu sütü böyle karıştırarak eritmediğim için dibinde şekerleri kalmıştı. Ama onları da güzelce irmiğimin üzerine aldım. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Birazdan zaten hemen kıvam almaya başlayacak. Şöyle bir tık açıyorum ocağımın altını. Rengi çok güzel oldu. Ben irmik helvası böyle beyaz kalırsa pek hoşlanmıyorum. Yiyesim gelmiyor. Ama şu an tam benim istediğim renge ulaştı. Tabii bunu siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Bakın toparlanmaya başladı bile. Tekrardan kıstım altını. Karıştırarak biraz böyle sütünü çekmesini bekleyeceğim. Bu tatlının en böyle zor kısmı, yani zor değil de zaman alan kısmı zaten irmiğini kavurmak. Diğer her şey çok basit ve bence çok da lezzetli. Hele bir de böyle dondurmalıysa benim en sevdiğim. Bu arada ben içine fıstık falan herhangi bir şey katmadım. Siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Biz sevmiyoruz içinde, o yüzden eklemiyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Artık ocağımın altını kapatacağım ve helvamın ağzını kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Dinlendikten sonra da artık servise hazır olacak. Şöyle kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Helvamı dinlendirdim. Çok da soğutmadım. Çünkü böyle ben biraz sıcak olmasını seviyorum. Bu kadar dinlenmesi yeter. Bir de vakit iyice ilerledi. Çok geç vakitte de yiyip yatmak istemiyorum. O yüzden şimdi hemen sunumumu yapacağım arkadaşlar. Şöyle yine bir karıştırıyorum. Bakın güzel bir yapısı oldu. Bence güzel. Şöyle kaseme streç film koydum. Helvam güzelce kolayca çıksın diye. Aslında eldivenim olsaydı bu işlemi elimle yapacaktım. Çünkü elle yaptığınız zaman gerçekten daha kolay şekil verebiliyorsunuz. Şekil vermek daha kolay oluyor.
Hatta şöyle biraz yine de el yordamıyla yapıştırmak istiyorum kenarlarını. Ortasını böyle biraz oymak istiyorum. Birazcık daha inceltebilirim. Bu kadar yeterli. Şimdi evde böyle dondurmam vardı. O dondurmadan içerisine ekleyeceğim. Şöyle beyaz olanından koyayım. Böyle irmiğin sıcağıyla birlikte dondurma da hafif eriyor. Ben onu daha çok seviyorum. Şöyle biraz daha koysam abartmış olur muyum acaba, ama koyacağım. Bol dondurmalı olsun. Şimdi tekrar üzerine irmik. Şöyle kapatıyorum. Bence bu kadar yeterli. Şimdi hemen artık tabağıma çevireceğim arkadaşlar. Bakın rahatlıkla çıktı. Şekli de güzel oldu. Biraz daha özenseydim daha güzel olabilirdi. Siz isterseniz bu kaplar var. Hatta bende de var ama onlarla yapmak istemedim. Şekilli kaplarla da şekil verebilirsiniz. O şekilde de güzel oluyor. Hemen şurayı şöyle bir toplayayım. Şurayı da bir silmek istiyorum. Ve evet, en güzel ana geldik. Şimdi şöyle küçük bir aralık açacağım. Ve gördüğünüz gibi burada dondurmam ve afiyetle yiyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu tarifi de verdim. Helvamı da hazırladım. Artık benim için keyif zamanı. Helvamı yerim, biraz vakit geçirir. Ondan sonra da uyku moduna geçerim zaten. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir başka vlogumda görüşmek üzere. Hoşça kalın.